bir videomuz var. Spor tarihinin en heyecan verici anlarından bir tanesi. Video Almanca ama telif hakları açısından bunu kullanmam bir sorun yaratmaz. Zira videoyu sadece bir matematik sorusu çözmek için kullanacağız. İlk olarak sizden videoyu izlemenizi istiyorum. Sonra da bir sorum olacak. Sorum şu, Hüseyin Bolt'un hızı nedir? 100 metre çizgisini geçtiği andaki ortalama hızı kaçtır? Soruyu çözmeden önce videoyu istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar izleyin. Şimdi size biraz süre vereyim. Önce biraz düşünün, sonra soruyu çözelim. Birlikte. Hüseyin Bolt'un 100 metre çizgisini geçerkenki hızını bulmamız gerekiyor. Bu soru üzerinde düşünürsek aslında ortalama hızı bulmaya çalışıyoruz. Bu kavramı önceden duymuş olabilirsiniz. Mesafe eşittir hız çarpı zamandır. Çarpı işaretini de böyle nokta şeklinde kullanacağım ki x ile karışmasın işlemlere girdiğimiz zaman. Evet, mesafe eşittir hız çarpı zaman. Umarım bu tanım size mantıklı geliyordur. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki hızınız saniyede 10 metre olsun. Şu anda örnek veriyorum, yani Bolt'la bir alakası yok. Saniyede 10 metre gidiyorsanız ve bunu 2 saniye boyunca yaparsanız, ne dersiniz? 20 metre gittim dersiniz. 2 saniye boyunca saniyede 10 metre yol alıyorsunuz, yol gidiyorsunuz. 2 saniyede 20 metre. Mantıklı, değil mi? Matematiksel olarak da mantıklı. 10 çarpı 2, 20'ye eşit. Burada payda da saniye var. Burada da payda saniye var. Birinde saniye, diğerinde s yazmışım. Neyse. Bu iki saniye sadeleşir ve birim olarak geriye yalnızca metre kalır. Sonuç olarak 20 metre buluruz. Umarım buraya kadar söylediklerim de mantıklı duyulmuştur. Peki şimdi bu konuyu hallettik. Şimdi soruya geri dönelim. Elimizdeki bilgiler neler? Mesafeyi biliyor muyuz? İzlediğimiz videodaki mesafe nedir? Videodaki mesafe ne? Bu bir 100 metre yarışı, değil mi? Yani mesafe 100 metre. Başka ne biliyoruz? Hızı bulmaya çalışıyoruz. Amacımız hızı bulmak. Peki bu eşitlikte yazanlardan mesafe dışında hangisini biliyoruz? Mesela zamanı biliyor muyuz? Usain Bolt 100 metreyi koşarken geçen süre nedir? Bunu da bir düşünün. Yarışın süresi tutuluyor değil mi? Hatta bunun bir dünya rekoru olduğunu da söylemişler. Öyle demişler değil mi? Burada yazan şey saniye cinsinden süre. Usain Bolt 100 metreyi 9,58 saniyede koşmuş. Verilen bu bilgilerden sonra yapmamız gereken şey hızı metre bölü saniye cinsinden bulmak. Peki hızı metre bölü saniye cinsinden bulabilir miyiz? Mesafeyi biliyoruz, zamanı da biliyoruz. Gelin bu değerleri eşitlikte yerine koyalım ve hızı bulalım. Mesafe 100 metre eşittir. Hızı bilmiyoruz, o yüzden buraya hız diyelim. Aynı renkle yazalım. Eşittir hız çarpı zaman nedir? Zamanı biliyoruz. 9,58. 9,58 saniye. Amacımız hızı bulmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Eşitliğin sağ tarafına baktığınızda 9,58 çarpı hız ifadesini görüyoruz. Sağ tarafı 9,58'e bölersem, 9,58 saniyeye bölersem sağda yalnızca hız kalır. Biz de zaten onu bulmak istiyoruz, değil mi? O halde sağ tarafı 9,58 saniyeye bölelim. Bunu yaptığımızda birimler sadeleşir ve 9,58'ler de sadeleşir. Ama ne var ki bir eşitliğin yalnızca bir tarafını bir sayıya bölemem. Bölme işlemine başlamadan sol taraf sağ tarafa eşitti. Sağ tarafı 9,58'e bölersem eşitliğin bozulmaması için sol tarafı da aynı sayıya bölmem gerekir. Yani yalnızca sağ tarafı bölemem bir ifade başka bir ifadeye eşitse ve bu ifadelerden bir tanesini, ifadelerden bir tanesini bir sayıya bölmüşsem, eşitliğin sürdürülebilmesi için, sürdürülebilmesi için diğer ifadeyi de aynı sayıya bölmem gerekir. Bu nedenle 9.58'e bölelim. Sağ tarafta bu iki ifade sadeleşir. Sol tarafta da 100 bölü 9.58 kalır. Elimizdeki birim de metre bölü saniye olur. Biz zaten bunu istiyoruz çünkü hızın birimi metre bölü saniye değil mi? Şimdi hesap makinemizi açalım ve 100'ü 958'e bölelim. 100 metre bölü 9,58 saniye sonuç 10,4 diyebiliriz. Hız için kullandığımız renkle yazayım. 10,4. Birim de metre bölü saniye. Sıradaki soru. Hızı metre bölü saniye cinsinden bulduk ama hız söz konusu olduğunda kullandığımız birim genellikle bu değildir, değil mi? Mesela araba kullanırken hız göstergesi, hız sayacı, ne derseniz, arabanın hızını metre bölü saniye cinsinden göstermez. Ya kilometre bölü saattir ya da mil bölü saat, Amerikan arabası ise. O zaman sıradaki işimiz, Bolt'un 100 metre boyuncaki ortalama hızını kilometre bölü saate çevirmek. Bu hızı kilometre bölü saat cinsinden yazmaya çalışacağız. Gelin adım adım gidelim. Ekranı biraz yukarı kaydıralım, kendimize yer açalım. Tekrar yazayım. 10,4. Metreyi maviyle, saniyeyi de morla. Kilometre bölü saat cinsinden bulmak istiyoruz ve elimizdeki ifade metre bölü saniye cinsinden. Ufak adımlarla gidelim. Şöyle düşünün. Saniyede 10,4 metre gidiyormuş. Peki 10,4 metre kaç kilometredir? Kilometre metreye kıyasla çok büyük bir ölçü birimi değil mi? Metrenin bin katı. Bu nedenle 10,4 metre kilometre cinsinden düşünüldüğünde çok daha küçüktür. 10,4 metrenin kaç kilometre ettiğini bulmak için bine bölmemiz gerekiyor. Şöyle de düşünebilirsiniz, birimler bizim için önemli ve metreleri kilometreye çevireceğiz. Kilometre olsunlar istiyoruz. Metre kalmamalı. Payda metre varsa, Buradaki metreye böldüğümüzde sadeleşirler. Küçük bir birim olan metreden büyük bir birim olan kilometreye geçiş yapacağız. Bu nedenle 10,4 metre kilometre cinsinden çok daha küçük bir sayı olur. Bu kesirli ifadeye bakalım. 1 kilometrede kaç metre vardır? 1 kilometre 1000 metreye eşittir. Bu ifade 1 kilometre bölü 1000 metredir. Yani bu 1 bölü 1 demek, değil mi? Soldaki ifadeyi 1 ile çarpıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda ne olur? Metreler sadeleşir, geriye kilometre ve saniye kalır. Sayı olarak da 10,4 bölü 1000 var. 10,4 bölü 1000 neye eşittir? 10'a bölerseniz 1,04 olur. 100'e bölerseniz 1, düzeltiyorum, 0,104 olur. 1000'e bölerseniz 0,0104 olur. Evet, 10,4 bölü 1000'in sonucunu bulduk. Birim de kilometre bölü saniye. Kilometre buradan geliyor, saniye de buradan. Eşittir unutmayalım. Ve şimdi bunu kilometre bölü saate çevireceğiz. Ve düşünelim. Bir saatte 3600 saniye var. Bir saniyede kaç kilometre gidiyorsam, bir saatte onun 3600 katı kadar yol giderim, değil mi? Birim de ona göre değişir. Bu ifadede bir saniyede bu kadar yol gidiyorsam, çarpı 3600 derim. Şöyle de düşünebilirsiniz, payda da saat olmasını istiyoruz ama saniye var. Bu nedenle bir saatteki saniye miktarı ile çarpıyoruz. Bir saatte 3600 saniye olduğunu da yazalım. Saniyeler sadeleşir ve payda da saat kalır. Geriye kilometre bölü saat kalır. Ama bu sayıda 3600 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman hesap makinesi. 0,0104 0, 1, 0, 4 çarpı 3600. Neymiş? 37,4 yazalım. Eşittir 37,4 kilometre. Kilometre bölü saat. Bu Bolt'un kilometre bölü saat cinsinden ortalama hızı. Son olarak Amerika'da yaşayanlar için bu ifadeleri İngiliz standardındaki birimlere çevirelim. Bu ifadeyi ne yapacağız? Mil bölü saat cinsine çevireceğiz. Hatırlamıyorsanız söyleyeyim, 1,61 kilometre 1 mil ediyor. Bu eşitlikte de gördüğünüz gibi mil, kilometreden biraz daha büyük bir birim. Bu nedenle belirli bir sürede 37,4 kilometre yol gitmişseniz, aynı sürede, aynı süre içinde mil cinsinden düşünürseniz ondan biraz daha az gitmiş olursunuz. Bunu bulmak için de 1,61'e bölersiniz. Gelin hesaplayalım. Bir saatte 37,4 kilometre gitmişsem, daha büyük bir birime çeviriyoruz, değil mi? Mile çevireceğiz. Bu nedenle birden büyük bir sayıya böleceğim. Mavi ile yazayım. 1 mil eşittir 1,61 kilometre. Şöyle de diyebilirsiniz. 1 kilometre 1 bölü 1,61 mil demektir. Yine birimler üzerinde işlem yapacağız. Paydaki kilometreden kurtulmaya çalışıyoruz, bu nedenle paydaya kilometre yazdık. Payda olmasını istediğimiz birim mil. Buradaki payda mil yazmasının sebebi de bu. Aynı şekilde bunlar sadeleşir. 161'e bölersek de ne olur? Az önce bulduğumuz değeri 161'e bölelim. Sayıyı yuvarlayalım. 23,3. Birim olarak da mil bölü saat. Evet belki düşündüğünüz kadar hızlı çıkmamış olabilir. Çünkü bir arabayla 37,4 kilometre gitmek çok anlamlı bir şey değil. Hatta hayvanlar alemiyle de hiç kıyaslamayın bence. Çünkü saldırıya geçen bir filin saatte 25 mil, saatte 25 mille saldırdığı ölçülmüş. Biraz önce biz ne bulduk? 23,3, 23,3 bulduk değil mi? Demek ki bir filden bile kaçamayacak Usain Bolt. Fena.